Esasında bu dergahımız az önce sevgili başkanlarımın da ifade ettiği biçimiyle yüzde çevirdi işgal altında zaten. Ama biz 64 yılında, 1964'te buranın müze olarak açılmasından itibaren 60 yıldır, bu yıl 61. yıl Alevilerin kontrolünde Hacı Bektaş Veli'yi hünkârımızı anmak için geldik buralara. 1980 askeri faşist çuntasında dahi bura Alevilerin kontrolünden alınamadı. Ama ne yazık ki AKP hükümeti Alevisiz bir Alevilik yaratmak adına Kültür Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaşi Kültür Cemiyeti Başkanlığı'nı kurdu. Bu başkanlık daha kurulmadan, daha gündeme geldiğinden itibaren itirazlarda bulunduk. Bütün partilerin grup başkan vekilleriyle görüştük. Bu başkanlığı kabul etmediğimizi, bu başkanlığın bir asimilasyon merkezi haline çalışacağını, Aleviliği tarif ederek yeni bir Alevilik yaratarak Aleviliği öldüreceğini beyan ettik, söyledik. Ama bize rağmen bütün inatla bu yasayı çıkartmaya kalktılar. Ardından da meclisin önüne kadar, kapısına kadar dayandık, itiraz ettik. Ama anlaşılıyor ki bu itirazlarımızın büyük bir yok. Anlaşılıyor ki Anayasa Mahkemesi kararlarının tanınmadığı bu ülkede hukuk da kalmadı, adalet de kalmadı. 3 gündür burada kendi dergahımızı aslında koruması gereken, bizi kollaması gereken devlete karşı koruyoruz. Devlete karşı burayı, bu ablukayı yıkmak için, dağıtmak için mücadele ediyoruz. Alevi örgütleri giremiyor mu dergahı? Dergaha giriyoruz ancak sadece niyaz olup çıkabiliyoruz. Örneğin dün işbirlikçi yanlarına aldıkları kimi sözde Alevi kurumlarıyla polis kordonunda içeride polisli, yani silahlı polislerle cem yaptılar. Arkanızda bulunan halkın vergileriyle yapılmış olan kültür merkezini bize kullandırmıyorlar. Ve ne yazık ki, ne yazık ki burada dergahın üzerine kara bir duman çektiler. Biz de bugün bu dumanı dağıtmaya geldik. Tüm Türkiye'de ve Avrupa'dan gelen canlarımızla beraber Alevilerin gerçek temsilcileri olan Alevi kurumlarıyla beraber dergahımıza sahip çıkmaya geldik. Asla teslim etmeyeceğiz. Onların kurduğu o başkanlığı da, yani Alevi Diyanetini de reddediyoruz. Bizim açımızdan yok hükmündedir. Kabul etmeyeceğiz. Çünkü 100 yıldır Alevileri asimile etmeye çalışan bir mevcut devlet var. Ama son özellikle 4-5 yıldır da Aleviliğe karşı açılmış resmi bir savaş var. Bugün gördüğünüz gibi bakın Türkiye'de yaşayan Alevilerin inanç merkezi burası. Yani bunun alternatifi yok. Kapısında Hacı Bektaş Veli Müzesi yazıyor. Bugün Sofya'yı inanç merkezi olarak açan, camiye çeviren iktidar bizim kendi inanç merkezimiz olan Hacı Bektaş Veli Türbesi'nin müze olarak korunmasını sağlıyor. Ve bunda diretiyor. Oysa ki biz bu ülkenin insanlarıyız. Bu ülkede inancımızı yaşamak istiyoruz. Bunun dışında başka hiçbir problemimiz yok. Bireysel problemlerin tabii ki herkesin bir kendi mücadelesi vardır. Ama Alevi örgütlerinin talepleri ne ki bu iktidar bunu kabul etmek istemiyor? Peki Alevi örgütleri nerede etkinliklerini düzenleyecekler? Alevi örgütleri şu anda yine burada Hacı Bektaş Belediyesi ile 61 yıl, bu 61. yıl, 60 yıl olduğu gibi 61. yılda da örgütler bütün aktivitelerini yerine getiriyorlar. Mesela bu akşam dergahta saat 20'de cemimiz var. Az ileride panellerimiz var. Yine kadın meclislerimiz dün akşam etkinlik yaptı. Etkinliklerimiz devam ediyor. Ama ben şunu buradan sizin aracınıza yani sormak istiyorum. Yani takışan iki etkinlik var ya. Tabii. O yüzden ortak kullanabiliyor musunuz? Yok. Yoksa kullanamıyorsunuz? Yok. Mevcut Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı devletin kendi kontrolünde olan mekanları kullanıyor. Biz de geri kalan tüm sahayı kullanıyoruz. Yani buradan şunu sormak istiyorum Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı'na. Sizin derdiniz ne? Yani Aleviliğe hizmetse Alevi örgütleri var. Bakın şöyle bir şey daha oldu. Buradan anlatayım. Bizim bu akşam büyük bir etkinliğimiz var. Yani buranın resmi protokolü var. Protokolde Kültür Bakanlığı'na konuşma hakkı da verdik. Ama onlar bunu tercih etmediler. Kendileri bir alternatif korsan etkinlik yaptılar. Katılım sayısı da belli. Burada bütün televizyonlar çekti. Ancak 300 kişiye konuşmayı tercih etti. Alevilerin içerisine girmeyi tercih etmediler. Engelleniyor. Bizim her yer, dün buraya bize bu kültür derneğini kapattılar. Bizi içeri almadılar. Biliyor musun? Bu kapıyı kapattılar. Hacı Bektaş Veli'nin dergahını kapattılar. Biz geldik, dün açtık, içeri girdik. Bura bize yasaklanıyor. Niye biz, yasaklanıyorsun? Niye? Bizi asimilasyon yapmak için. Bizi Kültür Bakanlığı'na bağlamak için. Biz böyle şeylere de gelmeyiz. Biz Aleviyiz. Alevi yolundan gidiyoruz biz. Bizi kimse bu başka çeşit Aleviliği bizi devlete bağlamaları için biz bunları kabul etmeyiz.
bir otobüs, 5 tane de minibüs geldik. Karabağlık geldik. Otobüste 45 kişi vardı. Biz her sene buraya geliyoruz. Her sene Sema dönüyoruz biz. Aleviyiz. Her sene de yapılıyor da bu sene fazla oldu. Bu sene devlet fazla yetkisini koyuyor bizi yasaklamaları için. Ne dediler? Bizi Alevilikten silmeleri için. Ne diyecek? Neden içeri niyetleri bu. Neden içeri almadılar sizi? Cemevle kalksın camilere gidelim. Hepsi bu. Yani niyetleri bunların bizi. Ne yapmayı diyor? Biz de devam edeceğiz. Bu şeyden bizi Alevilikten silemezler. 1400'dir silemediler, öldürdüler, yaktılar, ne yaptılarsa başaramadılar, başaramayacaklardır. Hanım Ali sırrımı tezaya demişiz beni, pirimizi sorursan hünkâr Hacı Bektaşi Veli. Eyvallah dediler, ben Erzurum Aşkaleli'yim, Hacamza köyündeyim. Aslımız Pertek'te gelme, İran Hızır Ocağı'ndayız. Bugün buraya mı geldin? Ben şey günü geldim, Perşembe günü geldim, ziyarete geldim. Hızır hepimize yardım etsin, pirim hünkâr Hacı Bektaşi Veli. Herkesin yolunu açık etsin. Tabii bu Kültür Bakanlığı şimdiye kadar bize sahip olmadı. Şimdi bir şeyler yapma düşünürler ama inşallah pir onlara bu fırsatı vermez. Hadi çok sağ olun. Hızır yardımcısı olsun. Selçuk nereye gitti? Kavuşturur dostu dosta. Günler açar deste deste. 15 Ağustos'ta Hacı Bektaş dergahına kavuşturur dostu dosta, güller açar deste deste. Geldim 15 Ağustos'ta Hacı Bektaş dergahına. Gönül verdim ele pire, muhabbetli güzel yara. Gönül verdim ele pire, muhabbetli güzel yara. Geldim yüzüm süre süre, Hacı Bektaş dergahına. Güzel pirin dergahına. Geldim yüzüm süre süre Hacı Bektaş dergahına, güzel pirin dergahına. Hünkâr adın düm yönümü, nur kaplamış her yanını. Kurban eylerim canımı Hacı Bektaş dergahına. Hünkâra döndüm yönümü, nur kaplamış her yanını. Kurban eylerim canımı Hacı Bektaş dergahına. Evet, ben Niğde'den geldim. Kitaplarım, eserlerim var. Ben 30 yıldır Hacı Bektaş'a gelirim bilfil aralıksız. Her sene gelir böyle. Burada çok güzel böyle güzel ortam olur. Paneller, söyleşiler, türküler, semahlar dönülür. Fakat bu sene bu 60 yıldır süre gelen bu gelenek bu sene bozuldu. Bu sene bozuldu. Ama bu sene dediğiniz gibi bakıyorum şöyle kalabalık çok ama gerçekten nedense o eski ortam, eski o manevi havayı hissedemiyorum. Peki bozulmaktan kastınız ne tam olarak? Şimdi şöyle bozulması şu. Bu yıl hükümet tarafından bir kurulmuş bir Alevi Cem Vakfı var. Bunlar, bu geleneğe zaten affedersin çomak sokmak için bunu kurdular. Alevileri bilmek için kurdular zaten. Ve bir nevi de amaçlarına yani %10 belki ulaşabildiler. Burada ayrı bir alternatif program düzenlediler. 15'inde
meydanda. Fakat 15'inde ben yoktum ama 15'inde gelen dostlardan soruyorum. Oğuz Aksaç ve bir de Gülten Benli diye bir sanatçı program sahne almışlar. İnan oradaki dostlardan soruyorum. 200-300 kişi yokmuşmuş orada toplantı. Ve aynı zamanda buranın halkı da gelenler de protesto etmek amacıyla katılmamış programa. İşte gördüğünüz gibi bu senede böyle şey bir ortamda, sönük bir ortamda geçiyor. Sebep söyledim işte. Hükümet tutup Alevileri bölmek için yani. Alevilerin bu 60 yıllık gören bu önemli bir geleneğe, bu kültüre bozmak için bunu öyle alternatif program yaptılar ama bu tutmaz. Artık başaramayacaklar. İnşallah daha gelecek senelerde daha güzel ortamlarda bu kültürü yaşatmaya devam edeceğiz Alevi canlar. Kendim Anideliyim ben. Altan Balta. 62 yaşındayım. Şimdi Hacı Bektaşi Kültür Derneklerinin işte bu iki kol oluyor şimdi şu anda öyle yapıyorlar. Biri devlet adına, kültür adına yapıyorlar. Hiç yapmayan bir devlet bu sene el atmış. Onu da rezil ediyor, kepaze ediyor. İşte bu geçmişten beri belediye, Hacı Bektaşi Belediye'nin yapmış olduğu şenliklerdi. Bu çevre illerden ve büyükşehir belediyelerinin yapmış olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerine yardım etmiş olduğu bir şenliklerdi. Ama bu dönem bir bakıyoruz, Kültür Bakanlığı diye bir şey var, adını getirin. Neyse işte yeni duyulmuş ismi, bakanlık diyor. Bakansa nasıl bakansa her şeye sahipleniyor, rezil diyor. Yani bu sene rezillik yani. İki başlılık var. İki başlılık oldu mu olur mu olmuyor. Peki 60 yıldır bu şekilde devam ediyordu ve bu daha yıl... iyisi daha devam ediyordu. 60 yıldır daha güzel oluyordu, daha neşel oluyordu, daha bir... Yani Hünkar Hacı Bektaşiveli'nin tam şeyine uygun yapılıyordu. Ama bu sene çok yani beğenmiyoruz yani. Hoşumuza da gitmiyor. Alev derneklerinin dergaha girilemediği söyleniyor. İzin verilmediği, iki tane alternatif birbiriyle çakıştığı. Şimdi dernekler çoğaldığı için belki de olabilir. O fraksiyonlara biz karışamıyoruz. Onu bilmiyoruz biz. Yani. O zaman şöyle sorayım. Siz bir Alevi olarak ne düşünüyorsunuz bu durumla ilgili? Ben Alevi değilim. Ama yıllardan beri benim babam bu Kayalt köyünde öğretmenlik yaptığı için bu Aleviler de çok hani işli hışlı olduğumuz için gerçekten takdir ettiğim bir şeydir yani. Ben 63 yaşındayım. Babam Kayalt köyünde öğretmendi. Biz hala 63 yaşına geldim. Hala buraya gelirim. Hala gelirim. Her sene gelirim. Bir nideler olarak, bir suni olarak ama takdir ettiğim ama bu sene gerçekten utanıyorum yani. Çünkü Kültür Bakanlığı'nın yapmış olduğu şeylerden yani pusmak istiyorum ya. İnanır mısın 63 yaşındayım. Daha ilk defa bir rezillik gördüm yani. Böyle bir rezillik yok. Mahdûn-i Şeriflerden, Ali Ekberlerden böyle sanatçılarımız elirdi ki. Gerçekten herkes tekten gösterirdi. Turnaşah, gözü Ami abi Turnaşah'tı değil mi? O sanatçımız vardı çok değerliydi. Şimdi çok yani bilmiyorum. Biz de teşekkür ederiz. Başarılar, hürmetler. Sevabın, tutarsın kulun, tutarsın sevabın,